Teşekkür ederim. Şimdi efendim, bütün dünyada bir kanser artışı olduğunu zaten Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor. Fakat ne yazık ki bunun nasıl engelleneceği konusunda bir şey söyleyemiyor. Ve dediler ki yakın zaman içerisinde milyonlarca kişide bir şey bekleniyor. Bunu dikkate alan firmalar da özellikle çalıştıkları alanın içerisine kanseri kattılar. Onkoloji alanında departmanlarını kurdular. Biz de bakıyoruz, evet, büyümeyi tahmin ettikleri için pek çok yeni merkez açılıyor. Çünkü talep var, ihtiyaç var daha doğrusu. Talep değil bu. Bu genel durum, ama bizim Türkiye'deki haritaya baktığınızda bir il ne kadar az gelişmiş diye düşünülüyorsa kanserden de o kadar az etkileniyor diye bir sonucu da söyleyebiliriz. Karşı görüş şunu diyecektir: efendim orada tanı, teşhis, doktora erişim imkanları kısıtlı, o yüzden hastalar saptanamıyorlardır. Bir açıklama olabilir ama bu hastalığın bizim modern yaşam sistemimizle ilişkili olduğunu hiç kimse reddedemiyor. Adını koyamadığımız birden çok faktör. Bunun içerisinde kısmen hava kirliliği var, kısmen tarım ilaçları var, kısmen besinlerdeki değişmiş olan durum söz konusu. Hepsini bir araya topladığınızda şunu da söyleyerek aslında konuyu başka tarafa çekeceğim şimdi. Bütün kanser tanılarına, evet, tanı diyoruz ama hastaların hepsi aynı şekilde seyretmiyor. O yüzden insanların kanser tanısı almış olsalar bile bir kere bugün vesilesiyle özellikle vurgulayayım, içleri rahat olsun. Her kanser tanısı konulan birey aynı şekilde, ona beklenen o kötü tablo, işte ağrılar içinde, öyle bir şey olmuyor efendim. O net, onu söyleyebiliyorum. Bazen hastalık bir kişide hiç beklemediğimiz şekilde seyrederken, bazen de yine aynı şekilde olumlu yönde hiç beklemediğimiz şekilde seyredip tamamen iyileşebiliyor. Yani bir kere içlerinden hastalar umudu eksik etmesinler. Hastalığın artıyor olması bir şeylerin dikkatle gözden geçirilmesi için bir işaret. Ama bunu da yapıyoruz. Yapmıyor değiliz. Zaman zaman uyarılarda bulunuyoruz. Onun ötesindeki kısımda kişiler kendi bu önlemlerini aldıktan sonra bir ikinci hatırlatmamız daha var. O da kendilerini gereksiz yere kurcalatmasınlar. Çünkü mevcut özellikle özel sigorta sistemi, o yüzden de özellikle özel sigortası olanlar risk altındadır. Onu söyleyeyim size. Bulup çıkartmak üzerine kuruldu. Zaman zaman işte ücretsiz check-up veriyor, zaman zaman zorunlu check-up veriyor. Şu kadar arada, yani siz arabanızın nasıl işte 1000 bakımını, 5000 bakımını yaptırmazsanız, evet, size verdikleri garantide bir bozulma söz konusu oluyor. Sizi sigortalayan şirket de aynı şekilde bunları yaptıracaksın deyince arada bunları yakalayıveriyorlar. Bunların büyük bir kısmından bir şey çıkmıyor, söyleyeyim. O yüzden insanlar tedirgin olmasınlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da gündelik yaşamlarında eskiye göre, ki bu eski bir 20-25 yıl öncesini kapsıyor, çok norm dışına taşmış şeyler varsa, yani sentetik kokulardan tutunuz efendim, zeminin işte suni olmasına, işte artık ahşabın kullanılmamasına, işte bütün ne varsa halı, perde falan hepsinin sentetik olmadığı, bunları lütfen dikkate alsınlar. Çünkü biz değişikliğin çok faktörlü olduğunu anladık. Gıdanın içindeki konusunu özellikle uyarıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da, diğer vatandaşlarımız da hastalık ortaya çıkmadan kendi önlemlerini alırlarsa biz o kadar kötü bir tablo yaşamayız. Hocam, aslında siz de belirttiniz, gıda noktası aslında biz habercilerle de ilgili yaptığımız her haberde bu kansere neden olabilir, bu kanserojen diye sıklıkla paylaşıyoruz. Bu anlamda bir çılgınlığa da dönüşmüş durumda. Ne yemeliyiz, ne yememeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Sizin bugün vasıtasıyla yapacağınız öyle başlık başlık uyarılar varsa biz de ekranlara taşımış olalım. Tabii efendim. Tekrar aynı şeyi vurgulayacağız. Pazardan alışveriş yapın. Güvendiğiniz yerden alışveriş yapın. Sebze ve meyve için. Mevsiminden şaşmayın. Çünkü mevsimi demek en azından daha az ilaç kullanılmış olması anlamına geliyor. Sizin vücudunuz da o mevsime göre ona ihtiyaç gösteriyor. Geleneğinizden, sofra geleneğinizden şaşmayın. Yani ben her akşam bilmem nereden telefonla olmuyor efendim öyle bir şey. Yapınız yetmiyor buna. İkincisi efendim, bizim gördüğümüz en büyük, daha doğrusu benim gördüğüm değil, en büyük değişiklik yoğurtta oluşmuş. Yoğurt bizim ülkemiz için toksisiteyi, zehirlenmeyi, tarım ilaçlarından tutunuz, vücudun kendi kendine ürettiği ne kadar olumsuz madde varsa bunları ortadan kaldıran ana besin ürünü. Piyasadaki yoğurtlar bu özelliğini kaybetmiş. Bakın, yanlış anlaşılmasın, tekrar altını, piyasadaki yoğurt kötü anlamına gelmiyor ama eksik anlamına geliyor. Bir şey kötü olmayabilir ama eksik olabilir. O nedenle sütü diyoruz, lütfen açık alın ya da pastörize alın.
ama işlemden az geçmiş olsun. Ondan yoğurdunuzu kendiniz tutturun. Bu çok çok önemli. Bütün o saydığım nedenlerden ötürü bir de biraz sentetik yolla büyütülmüş ve hayatımıza ucuz olarak girmiş olan gıda ürünleri var ki bunlar ana gıda ürünlerine oluşuyor. O konuda zaten konsensus oluştu. Vatandaş anladı ne demek istediğimi. Ben de endüstri daha fazla zorda kalmasın diye çok fazla üstüne gidip tekrarlamıyorum. Sentetik olarak büyütülmüş, akla hayale sığmayan şeylerden uzak dursunlar. Bu temel önlemleri aldıktan sonra daha fazlasını işte ben koruyucu bilmem ne alıyorum ki ben bana kalırsa gerekmez efendim. Düzgün bir sofranız varsa akşam bir kaşık iki kaşık tatlınızla rahatlıkla yersiniz. Bir de vesvese yapmayıp hayatlarında lütfen kendilerine bir emel belirlesinler. Esas sorunlardan bir tanesi de o. Bakın insanların eskiden bir şey yapmak için işlerinde bir şey. Sabah soba yakacaksın. Evet. Onun külünü boşaltacaksın. İşte ondan sonra şey. Şu an öyle değil. Şu an herkes çok rahat. Bu kadar rahatlık tabii ki insana bir şekilde bir zarar verir. İnsanın bedeni çalışmak için yaratılmış. Evet. Siz de dolayısıyla günlük işlerinizin önemli bir kısmını kendiniz yapacaksınız. Alışveriş market yerine dolaşmanız mesela daha iyi sonuç verecektir. Hem etrafı görürsünüz insanlar ne yapıyor bir şöyle bakarsınız. Ama evdeki işleri de olabildiğince vücutlarınızı çalıştıracak şekilde yapın. Yani siz gün uyumu içerisinde erken yatıp erken kalkarsanız, vücudunuzu da gün içinde çalıştırırsanız, ben size söyleyeyim sadece bağ dokusunu güçlendirmeniz, yani vücudunuzun hani fit diyorlar ya, fit dediğimiz şey, çakı gibi diyoruz, çakı gibi. Bunlarda kanser görülmesi ihtimali çok zayıf. Hocam, bunu yaparlarsa şahane ama... Hocam son olarak artık yavaş yavaş süremizin sonuna da geliyoruz. Tedaviyle ilgili süreç, ilaçlar tabii. Sıklıkla özellikle bu alanda bir büyük sektör oluştuğu için de zaman zaman konu bu noktaya geliyor. Bir tedavi süreci, bir tedaviyle ilgili atılmış yeni adım var mı ya da önümüzdeki süreçte beklenebilir mi? Bir çare, mucize, hep bu isimler, bu sıfatlar kullanıldığı için böyle soruyorum size. Sizin yorumlarınızı merak ederiz. Efendim, ya mucizevi bir şey beklemiyoruz, çok net söyleyeyim. Bazı ilaçlar çok ilginç bir şekilde olağanüstü etkili oldular ama bazı hastalıklarda o planlanmış idi. Bir şekilde gerekçesi vardı. Ama şu an işte olağanüstü bir şey bulunacak, hepsine iyi gelecek, yok öyle bir şey. İşte olağanüstü bir aşı geliştirilecek, bütün kanserlerin üstüne, yok öyle bir şey. Ama nedense her sene böyle bir haber çıkar, bir değil, iki kere, üç kere bu haberler çıkar. Mucizevi aşı, mucizevi ilaç, mucizevi bilmem ne. Bunların bugüne kadar biz karşılığını görmedik. Yani şu kadar ortamda, 25 yıldır içindeyiz, inanınız burada bir iğne atsanız onun gürültüsü duyulur. Ama böyle bir şeyi görmedik. O yüzden önlemlerini alsınlar. Tedavi konusunda elden gelen yapılıyor. Doktorlarına güvensinler ama sıkıntıları olursa tedaviyle ilgili de bunu da doktora söylesinler. Zaman zaman doktor hasta iletişiminin koptuğunu görüyoruz. O konuda da meslektaşlarımıza lütfen diyoruz hastalarınıza gerekli erişim imkanını sağlayın. Aksi takdirde onların başı ağrıyacak ama bu size de olumsuz yansıyacaktır. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Onkolog doktor Yavuz Dizdar konuğumuzdu. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Hem Türkiye'nin kanser haritasını konuştuk hem dünyada kanserle ilgili atılan adımları değerlendirmeye çalıştık. Elbette milyonları ve ailelerini yakından ilgilendiren bir gelişme.